olarak lenf bezesi rahatsızlıklarından bahsedeceğiz sizlere. Evet, Gökçek Bey, buyurun. Evet. Lenf bezesi rahatsızlıkları. Lenf nedir? Lenf, toplar damar gibi tek yönlü vücuttaki artık sıvıları, ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artıklarını tek yönlü olarak toplayan bir kanaldır. Buna beyaz kan dolaşımı da denir. Lenf kanallarının toparlamış olduğu vücuttaki artık maddeler lenf bezeleri tarafından emilerek toplar damara verilir veyahut da takviye edilir. Bütün vücuttan toplanan artık maddeler toplar damarlardan, köprücü kemiklerin altından toplar damara verilir. Buradan da kalbe, kalbin akciğere gider, temizlenir vesaire. Lenf bezelerini aynı belediyelerin konteynesine benzetebiliriz. Nasıl ki mahallelerde, sokak aralarında çöp bidonları varsa, lenf bezeleri aynı çöp bidonu gibi vücuttan toplanan pislikler burada toplanır. Ve nasıl ki belediye toplamış olduğu çöpü arabalarla nakliye eder, taşır. Bunun gibi vücudumuzu temizler, arıtır. Fakat çok yoğun bir artık madde toplama durumu olursa, yani mesela eskiden, işte bundan 20-25 yıl önce İstanbul'da belediyenin fen işleri çalışmamıştı. Ne olmuştu? İstanbul çöplüğe dönmüştü. Belediyenin fen işleri çalışmaması nedeniyle. Bakteri, virüs ve mantar nedeniyle birçok hastalık yavaş yavaş salgın haline geliyordu. Vücudumuzda lenf bezleri görevini yapamazsa birçok hastalık ortaya çıkar. Mesela Almanya'dan bir hanımefendi geldi geçen sene. Boğazı ağrımış, gitmiş doktora doymuş. Demiş ki Alman doktor, o lenf bezesinde rahatsızlık var. Ne yapalım? Ben onu demiş çok güzel bir ürünle tedavi ederim. Nedir? Shiitake mantarı diye bir mantar. 3 ay bu mantarla tedavi denemesi yapmış. Kadıncağızın boynu böyle şişmiş. Boynduruk vurur gibi. Yani yastık gibi, hava yastığı gibi şişmiş. Televizyondan arkadaşı takip etmiş, bu konuyla ilgili araştırma yapmış. O bakmış ki Türkiye'de uzman çok. 2 doktor, 2 profesör her gün televizyonlarda alternatif tıp üzerine konuşuyorlar. Şöyle tedavi ederiz, böyle tedavi ederiz. Atlamış, uçağa gelmiş. 1. profesöre gitmiş. Demiş ki keçi boynuzu bekmediyle iyi ederiz. Kullanmış, kullanmış. 3 ay daha kötü olmuş. 2. profesöre gitmiş. Tut bekmeziyle tedavi ederiz demiş. Kadıncağız 3 ay kullanmış. Tabii geliyor gidiyor Almanya'ya. Ürünleri alıyor götürüyor. Kullanıyor kullanıyor. Kötü, daha kötü oluyor. Bir araştırma yapıyor. Belki bunda iyi olurum diye. Bir doktora, doçente gitmiş. Efendim oydu buydu şuydu derken keçi boynuzu bekmezi, tut bekmezi, pancar suyu, shiitake mantarı, reishi mantarı derken en son bize gelmiş. 6. Kadıncağız geldi ki oh my. Dedim ki ne oldu? Burası böyle iltihap akıyor. Boğazını sarmış bezlerle. Böyle dolamış dolamış. Artık iltihap akıyor, durmuyor. Dedi ki uzmanız diyen bir sürü insana gittik, perişan olduk. Her tarafında iltihap akıyor. Ne olacak benim halim? Dedim ki ne kullandın? Shiitake mantarı, reishi mantarı, keçi boynuzu bekmezi, tut bekmezi, pancar suyu vesaire vesaire. Dedim bunların hepsi zaten ne içeriyor? Şeker, polizaharit. Şeker içeren bir şey bu rahatsızlığı tedavi etmez, azdırır. Çünkü mantar neyle besleniyor? Şekerle besleniyor. Yani uzmanız diyen şahıslar bu basit olayı bilmiyor mu? Bilmesi gerekir. Hem uzman olacaksın hem de mantarı şekerle beslendiğini bilmeyeceksin. Neyse. Hallederiz, problem değil dedik. Efendim. Şimdi şu gördüğünüz bitki zerdeçal kökü. Zerdeçal köküyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan gibi ülkelerde yapılan araştırmalarda zerdeçal kökünün her türlü tümör, nodül, yağ bezi, kisti, erittiği belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Evet, bu konuda
Profesör Doktor Kutlan, Profesör Doktor Sütern, Profesör Doktor Joseph, bunlar sadece 1987 yılında birçok hastayı tedavi etmişler. Ayrı ayrı ekip, ayrı ayrı. Ama şimdi şöyle, zerdeçalı al kökünü, değirmende toz haline getir, balla karıştır, ye, öyle değil. Çünkü zerdeçalın kökündeki etken madde nedir? Eterik yağlar yüzde, tam bakalım, 3 ila 5. Yani ortalama %4. Kişi bunun un haline, toz haline getirir, balla karıştırır veya öyle çayını yapar, çorbasını içer vesaire. Etkisi var, yok değil. Fakat yeterli değil. Tam %100 verim elde edebilmek için bunu ne yapmak gerekir? Destilasyonla veya ekstraksiyonla, yani damıtarak etken maddeyi alacaksın, kullanacaksın ki problemi çözsün. Bu nedenle bizim ne yaptık? Bunun et ekstraktını, yoğurt otu ekstraktı, ökse otu ekstraktı, lapako ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik. Vatandaş bunu kullandı, hamdolsun ne oldu? Bitti gitti. Yani lenf rahatsızları için çok güzel bitkiler var. Bununla ilgili çalışmalar var zaten. Mesela Brezilya'da lapajo, Meksika'da acı badem, Avustralya'da papaya sapının özü, ekstraktı, Almanya'da ökse otu, her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü temizler, arıtır, tedavi eder. Çalışmalar yapılıyor. Yani bilinmeyen bir şey değil bunlar artık. Biz de bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Hamdolsun başarılı neticeler elde ettik. Birçok insanı, mesela Kemalettin Bey annesi, bu hanım 65 yaşlarında, lenf kanseri, lenfoma. Lenfomayı bazı uzmanlar EBV virüsü, Epstein-Barr virüsü, Epstein-Barr virüsü tetikliyor diyor. Bazı uzmanlar mantar tetikliyor diyor. Ama muhtemelen burada hem mantar var hem virüs var. Dedim bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Kesin. Şöyle iyileştiririz, böyle iyileştiririz demek yanlış. Yani bazıları garanti diyor. Garanti diye bir şey yok. Allah bilir. Belki başka bir faktör de rol oynayabilir. Bu nedenle hastalıkların tedavisinde ben garanti şöyle yaparım, böyle yaparım diyenler aslında hata yapıyor. Garantisi olmaz bu işin. Kemalettin Bey'in annesi 6 hafta kullandıktan sonra doktoruna gittiğinde lenfoma diye bir şey yok. Yani birçok rahatsızlık bitkilerle tedavi edilir, iyileştirilebilir. Elimizde tabii yüzlerce rapor var, isteyene gösterebiliriz. Zerdeçal, lenf bezeleri şişmesi olsun, yani bununla ilgili, zerdeçalla ilgili Profesör Doktor Zütern klinik araştırması yapmış. Profesör Doktor Kutlan, Profesör Joseph klinik araştırmaları yapmışlar. Zerdeçalın kist, miyom, nodül, yağ bezi tümörü erittiği belgelenmiştir. Klinik araştırmaları var. Belge var, bilgi var. Bizim üretmiş olduğumuz zerdeçal birleşiminde her türlü tümörü, kisti, miyomu, nodülü eritici özelliklere sahip bitkilerin ekstraktından oluşan çok özel bir formüldür. Birleşiminde yoğurt otu ekstraktı, ökse otu ekstraktı, civan perçemi ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Kullandığı zaman kişi yavaş yavaş, mesela bir hanımefendi bize geldi, yumurtalıklarında kist oluşmuş. Dedim ki iksir kullan, iksir sarımsaklı, ben iksir kullanamam. O zaman dedim, zerdeçal forte, enginar forte kullan. Enginar karaciğer için, zerdeçal kist için. Peki dedi, 6 hafta kullandığı kistlerden kurtuldu. 6 santim kist, mutlaka ameliyat olması gerekiyordu. Programın başında da söylediğim gibi, mesela bu Almanya'dan gelen hanımefendi, Şebnem Hanım'ın boğazı böyle boyunduruk gibi olmuştu. Profesör Doktor X ismini söylemiyorum. Birisi keçi boynuzu bekmezi, diğeri tut bekmezi, öbürü reşi mantarı, bir tanesi şitaki mantarı, efendim biri de pancar suyu vermişti. Kadıncağızı 1,5 yıl içerisinde verdikleri ürünlerin hepsi de şeker içeren, polisakat içeren gıdalar. Perişan etmişlerdi. Biz o bayanı 3-4 ay içerisinde sağlığına kavuşturduk. Neyle? İksir aloe vera jel
Serdeçal forte, enginar forte, lenf çayı, enfeksiyon çayıyla. Yani her türlü rahatsızlığı tedavi etmek, iyileştirmek, şifalı bitkilerle mümkün. Önemli olan neyi, nerede, nasıl kullanacaksınız? Doğru bitkiyi, doğru yerde kişi kullandığında her türlü rahatsızlığından kurtulabilir. Burada önemli olan doğru bitkiyi, doğru zamanda, doğru yerde. Şifalı bitkiler kategorik olarak 5 ana sınıfa ayrılır. Bizim yapmış olduğumuz iş nedir? Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkileri kullanmak. Birinci sınıf. Yani ikinci, üçüncü sınıf bitkileri kullanmıyoruz. Evet. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz Gökçek Bey. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.